Hayırlı geceler. Son 12 gündür İsrail Gazze'ye kadın çocuk demeden ölüm kusuyor. Gazze'de çok ciddi bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Peki İsrail nasıl oluyor da bütün dünyanın gözü önünde bu hunharca katliamı yapabiliyor? Cesaretini, gücünü nereden alıyor? Bugün özellikle İsrail'in dayandığı teolojik ve ideolojik bu motivasyonunu masaya yatıracağız. Ayrıca 7 Şubat MİT operasyonu ve 17 Aralık, 25 Aralık paralel darbe olaylarının şu ana kadar gün yüzüne çıkmayan detayları, çarpıcı olayları masaya yatıracağız. Bence kaçırmayın derim. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Geçen hafta rahatsızdınız. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Mehmet Hocam önce şeyle başlayalım mı? Twitter ve Facebook üzerinden bize ulaşmaları, soru sormaları için. Twitter üzerinden bize soru ve görüşlerinizi Kanal A Politik adresi üzerinden @kanalapolitik adresi üzerinden gönderebilirsiniz. Ayrıca Mehmet Toprak ve benim Twitter adreslerim de ekranın alt bölümünde yazıyor. Benim aynı isimle Facebook üzerinden de bana sorularınızla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey de ekleyelim. Geçen hafta böyle bir tartışmamız olmuştu. Özellikle bu programa dair karşıt bir düşünceniz varsa lütfen yaftalama ve hakaretlerden ziyade o karşıt düşüncenizi soru ve katkı olarak dile getirirseniz biz daha bundan istifade edeceğiz. Bunu da özellikle sizden istirham ediyoruz. Geçen programda o karşıt görüşleri bayağı bir burada ekranın altında yer vermiştik. Tabii hakikatin peşindeysek yani, bu görüşlere de yer vereceğiz. Mantıklı karşıt görüşlere yer veriyoruz yani ama yaftalamadan evet. Ne kadar para aldın, danışman mı olacaksın falan diye böyle saçma sapan gelen şeylere girmeden gelen soruları veya görüşleri de buradan yansıtıyoruz. Hocam geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Atlattınız mı tam olarak? Daha iyiyim ya şimdi. Bu hafta Allah biraz daha toparladım. Hocam daha iyiseniz başlayalım hemen dilerseniz. Başlayalım, bismillah. Şimdi girişte de söyledik hocam. Yani İsrail aslında bu katliamları yeni yapmıyor. Kuruluşu olan 1948'den günümüze kadar kesintisiz bir şekilde kadın çocuk demeden katledip devam ediyor. Peki nedir bu İsrail'in çocuk, kadınları, masumları? Bakıyoruz ya plajda işte havasız, insansız hava araçlarında bir karıncayı bile tespit edip nokta atışı yapacak teknolojileri var. Ama bakıyoruz plajda top oynayan 4 tane çocuğu paramparça edebiliyorlar. Nedir? Yani bunların ki bunların geçmişte bir sürü katliamlara, soykırımlara tabi oldu bunlar. Böyle bir geçmişleri de var. Aslında bu soykırımdan, bu katliamlardan gelen bir halkın, bir dinin, dinin müntesiplerinin bu noktada daha hassas olmaları gerekmez mi? Yani bir de hocam ek bilgi olsun diye söyleyeyim. Yayına girmeden bir saat önce ben bilançoya baktım. 260 kişi Filistinli öldürülmüştü. Yayına girerken 274 müydü? 274, son 30 kişi de bu kara harekatından sonra şehit evet. edildi. Şimdi bu cinayetleri işleyenler ortalama sıradan bir Yahudilik değil. Burada bir Siyonist Yahudilikten söz ediyoruz. Peki bu İsrail'de konuşlanan ve İsrail milliyetçiliği, Yahudi milliyetçiliği üzerine kurgulanan bu Siyonizmin bu halleri, bu tavırları, bu saldırganlığı nereden geliyor? Şöyle diyebilirim yani mesela çocuklukta babasından çok şiddet görerek büyüyen çocuklar genellikle yetiştiklerinde iki tavır sergilerler. Ya babadan gördükleri şiddeti kendi evladına asla uygulamayacağını ders alır, aksini yapar ya da aynı şiddeti misliyle kendi yetiştirdiğine yansıtır. Bu İsrail'in yaptığı iş Babil sürgünleri. Milattan sonra hocam 70'teki... lafınızı unutmayın. Evet. Saddam Hüseyin de çocukluğunda amcasından gördüğü şiddeti evet. büyüdüğünde halkına evet. reva gördü. Evet yani bunlar Hazreti Musa ile birlikte Mısır'dan çıktıkları günden itibaren mızmızlıklarıyla Hazreti Musa'ya tabir caizse saç baş yolduran Ya Rab bizi bu beyinsiz kavimle birlikte helak etme diye yalvartan ve nihayetinde o günden itibaren Allah tarafından sürekli cezalandırılan, cezalandırdıkça yani yola getirmek için
rehabilite edilmeye çalışan ve tarih boyunca da ciddi sürgünler yaşayan, en son İkinci Dünya Savaşı yıllarında bu Holokost dediğimiz, yani bu Eşkenaz Yahudilere karşı yapılan soykırımla birlikte artık bunlarda şiddet üretme bir genetik kod haline geldi. Yani biliyorlar ki tarih boyuncaki tecrübeden de hareketle bulundukları yerde sürekli bir tedirginlik, sürekli kendinden emin olamama, her çıtırtıyı, her hışırtıyı mutlaka kendisine yönelik bir tehdit gibi algılamadan dolayı diyebiliriz ki mesela mezarlıktan geçen kişi korkusunu bastırmak için ıslık çalar. Bunlar da bu korkuyu bastırmak için saldıraraktan bastırıyorlar. Kendilerini ancak böyle şiddet üreterek güvende hissetmeye çalışıyorlar. Bir de Batı Avrupa'da bu antisemitizm dediğimiz Yahudi karşıtlığına karşı bir tepki olarak oluşan Yahudi milliyetçiliğin içerisinde ön plana çıkan Siyonist düşünce şu anda şiddeti üreten Yahudilik olarak karşımıza çıkıyor. Bunu teolojik olarak ortalama bir Yahudilikten mutlaka ayırmak gerekir. Yahudilik deyince karşımızda monoblok bir gövde yoktur. Tıpkı Müslümanlığın içerisinde bugün şiddet üreten gruplar, hareketler olduğu gibi Yahudiliğin içerisinde de böyle bir yeknesak, tek tip bir Yahudilikten söz etmiyoruz. Açık söylemek gerekirse bunlar tarihte yaşadıkları bütün travmaları, gördükleri bütün savrulmaları, yaşadıkları bütün sıkıntıları kendi kutsal kitaplarına da yansıtmışlar. Tanrı'yı adeta kendi travmatik halleriyle tanımlamışlar. Bu Tanah dediğimiz kutsal metne baktığınızda bakarsınız bir aşiret lideri gibi Tanrı bunların önüne düşer. Kılıç elinde bütün milletlerle savaşır. Uydurma olduğu, Yahudiliğin bütün şiddet üretme fantezilerini yansıtan Yeşu kitabını açıp bakarsanız Tanrı adeta bütün varlığını İsrail oğullarına yeryüzünde bir alan açmak, bir yerin tapusunu vermek adına olanca şiddeti göze alan, kana susamış bir tanrı karşısında orada çıkar. Da çocuklarını, kadınlarını katledin. Evet. Fakat biz biliyoruz ki Yeşu kitabının tarihi bir gerçekliği yoktur. Bunu Spinoza'dan da iyi bir Yahudi şeyidir. Nedir? Kutsal kitap yorumcusudur. Oradan da görebilirsiniz. Hurafedir. Demek istediğim Yahudilik zihninde ürettiği şiddeti kutsal kitap üzerinden Tanrı'ya izafe ederek oradan bir meşruiyet zemini oluşturmaya çalışıyor. Şu anda yaşanan şey Yeşu'da anlatılan, yani omuz üzerinde baş, taş üstünde taş bırakmayacaksın idealini güya kutsal bir savaş formasyonuna sokarak hayata koymaya çalışıyor. Hocam evet. Şimdi normalde bizim inançlara karşı saygılı olmamız lazım. Normalde derken her zaman. Çünkü biz Peygamber Efendimizin hadislerine, sünnetine, hayatına baktığımızda bırakın bir ehli kitaba karşı bir hakaret, yok sayma, imha. Putperestlere bile putlarına küfretmeyin, hakaret etmeyin. Ola ki sizin bu sözünüzden sonra Allah'a ve bizim değerlerimize küfrederler, sebep olabilirsiniz diye. Ve yine İslam medeniyetinin o zengin tecrübesine baktığımızda çok güçlü olduğu dönemlerde bile Mecusilerin, putperestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların esenlik ve güven içerisinde hayatlarını bugüne kadar taşımanın teminatı olmuştur İslam. Bu kesinlikle bütün Müslümanların katılması gereken, bu tecrübenin arkasında sonuna kadar durması gereken bir şey. Kur'an'a baktığımızda ey İsrailoğulları diyerek Maide suresinde, Bakara'da, muhtelif birçok surede sürekli eleştiriliyor. Bunlara saygı duymamız demek bizim Yahudilikteki, Tevrat'taki bugüne dair Yahudilerin katliama, sivillere dönük öldürmelere dönük bir altyapısı varsa bunu da kritize etmemiz kaçınılmaz bir şey. Kesinlikle. Mesela siz Tevrat'a baktığınızda seçilmiş halk metaforunu net bir şekilde görüyor musunuz? Yani Tevrat'ta, yani bu Tevrat ayrı bir mevzu da, yani neyin Tevrat olup olmadığı şu anda mevcut elimizdeki Tanah diyelim veya eski ahit diyelim. Evet. Yani orada bir seçilmiş halk vurgusu var gibi görünüyor. Var yani.
Bunu yok diyemeyeceğim. Seçilmiş halk aslında Kur'an'da da var. Ama var. Nasıl var? Bir misyon. Yani git Allah'ın dinini topluma aktar. Bu bazen Musa olmuştur. Hazreti Musa olmuştur. Bazen Hazreti İsa olmuştur. Bazen Hazreti Muhammed olmuştur. Ha, burada... Ama şunu dememiş midir hocam? Kusura bakmayın alanınıza giriyorum, şey yapıyorum. Belki haddimi aşıyor olabilirim. Burada denilen şey şudur. Bu misyonu biz sana verdik. Bunun yeterliliğini yerine getir. Getirmezsen biz bu misyonu başka bir kavme veririz. Sen mutlak değilsin. Ha yani bu şunu izah edelim. Evet, ve enni fettaltüküm alel alemin ifadesi bu seçilmişlik kavramının Kur'an'daki karşılığıdır. Ancak bu ontolojik bir seçilmişlik. Sizi yaratılıştan bütün insanlardan apayrı bir kategori olarak yarattım. Bütün mahlukatı size amade kıldım seçilmişliği değil. Size bu kadar ilgi gösterdim. Peygamber gönderdim. Dolayısıyla hani denir ya, ne kadar nimet o kadar da külfet. Bu seçilmişliği aynı zamanda sorumluluğun da omuzlarında çok ağır olduğu vurgusuyla belirtilen seçilmişliktir. Bir sorumluluk var orada. Tabii. Sınırsız bir yetki, yani, bir ayrıcalık yok orada. Tabii. Ya beni İsrail'e kürû nimetiyelleti enamtu aleyküm, size yönelik olanca nimetimi bir hatırlayın ve bu nimetlerle birlikte, yani bu nimet sunmamla birlikte sizi seçilmiş kılmak. Yani seçilmiş kılmak demek aslında taftil etmek, bir size peygamber göndermek, peygamber üstüne peygamber göndermek, vahiy üstüne vahiy göndermek demek. Aslında size yönelik çok yatırım yaptım, çok emek verdim ama bunun karşılığında düpedüz küfranı nimet gördüm, nankörlük gördüm. O ifade Kur'an-ı Kerim'de bir üstünlük ifadesi değil, bir ilzam ifadesidir. Yani kulak çekme ifadesidir, bir parmak sallama ifadesidir. Hocam yine evet. Kur'an'da İsrailoğullarını kastederek Rabbimiz Hazreti Musa ve taraftarlarından savaşa gitmesini istiyor. Evet. İsrailoğulları ise cevaben diyor ki, ey Musa, sen ve kavmin kalk savaşa git, biz burada oturanlardan olacağız diyor. Şimdi o zamanki İsrailoğulları Hazreti Musa'yı yalnız bırakıp geride aynen bir Tebük seferinde olduğu gibi dururken, bugün İsrailoğulları çok ilginç bir şekilde silahı eline alıyor. Savaşın tam merkezinde, evet, çocuk katlediyor, kadın katlediyor ama sonuna kadar gidiyor. Fakat bugünün Musa'ları ve Musa'nın yanındaki hanifler, Allah'ın yoldaşları bugün yoklar hocam. İsrailoğulları bugün eline silah alıyor. Meydanda çoluk çocuk katlediyor. Evet, orada bir Hamas var. Filistinli garibanlar var, mustazaflar var. Direniyorlar çok onurlu bir şekilde. Ama dünyanın geneline baktığımızda Musa ve taraftarları nerede? Şimdi İsrailoğullarının Arz-ı Mevud'un sınırlarına geldiğinde Musa, biz orada çok cebbar, ceberut, bileğe bükülmez, korkunç bir kavimle karşılaştık. Biz onlarla savaşmayı göze alamayız. Sen ve Allah'ın git birlikte savaşın, biz şuradan şuraya adım atmayız diyen, bu ödlekliği, bu korkaklığı gösteren İsrailoğullarının yerini sanki bugün topyekün ümmeti Muhammed almış gibi görünüyor. Yani dünyada, yani tabir caizse bir amiyane tabir ama hakikaten herkes ağzındaki tükrüğü biriktirip Filistin diyarına, İsrail'in üzerine tükürse orada boğulurlar gibi görünmesine rağmen şu anda dünyanın gözü önünde kaç çocuk dediniz? 50 çocuk. Yani bu kadar katliam yapılırken çıt çıkmaması çok çok trajik bir durum. Hocam, bunun da sadece biz Müslümanların sadece buğza indirgeyip Allah kahretsin demek, gelin sabaha kadar kahariye okuyalım diyerekten bu işin çözüleceğini düşünmek bence Yahudilerin yaptığının başka bir türevi değil mi? Yani biz kalkıp elbette samimi olarak yüreğimizden, dilimizden dua edeceğiz. Evet. Ama kalkıp ey Allah'ım onları kahreyle, ey Allah'ım şunu yap diyerek biz asli görevimizi Allah'a havale ederek bir nevi bu Yahudileşme temayülü içerisine girmiyor muyuz? Aynen öyle giriyoruz. Yani Cenab-ı Allah bizim emir erimiz değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki biz duaya ağzımızla elimizi açıp ağzımızla bir takım terennümlerde bulunmak zannediyorsak,
Herhalde bedduayı da aynı şekilde öyle algılıyoruz. Çünkü bizim dua tarzımız da böyle. Dua öyle olmaz. Kur'an-ı Kerim'de velâ ted'û veya yed'ûne derken fiilen icra edilen bir şeyden, bir hayat yaşama tarzından bahsediyoruz. Velâ ted'û meallâhe ilâhen âhâr, Allah'tan başkasına dua etme demek, dön de şuraya yakarma demek değil. Aynı zamanda Allah'tan başkasına fiilen boyun eğme, kulluk etme demektir. Dua buysa bunun bedduası da karşılığı da aynı şekilde verilmelidir. Yani fiilen ortaya bir iş üretilmeli. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu İsrail'in Türkiye'de satılan malı, mülkü, eşyası, ürünü her neyse bunun üzerine gidip bir internet motorundan arama yapıp bu konuda bir duyarlılık oluşturup bunların yanına yanaşmamak, bu konuda kampanya başlatmak, alıp satmamak, bunların ürünlerini en azından yani vemen lem yastati diye başlayan hadis var ya, yani kim bir münkere tanık olur eliyle düzeltsin, olmadı diliyle, olmadı buğuz. Bence buğuz bugün artık yapılabilecek. Buğuz mesela bu ürüne, kampanyasına boykot uygulamak böyle bir buğuz olmalı. Yani bunun artık içimden böyle nefret duygusu geçirmenin hiçbir karşılığı yok. Hocam şimdi yani Türkiye'nin de artık bu konuda Müslümanların vicdanının harekete geçmesi, fiilen bir iş ortaya koyması gerekiyor. Şimdi İslam dünyası böyle sessiz kaldıkça, İslam dünyası böyle birbirinin kanını akıttıkça ve İslam dünyası bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedikçe ve İslam dünyasının lideri IŞİD'in halifesi, IŞİD'in lideri olunca İsrail Filistin'i vurmuş çok mu yani ya? Çok da değil. Şimdi demin hocam bir şey söyledi. Şimdi bakıyorum 12 gündür Twitter'dan lanetler, beddualar, bilmem şunlar bunlar. Allah kimsenin tetikçisi değil ya. Sen ne yaptın bir önce onu söyle. Sen ne yapıyorsun? Yani oruç tutuyorsun, ekranın başına geçip çayını yudumluyorsun, iftardan sonra kolanı içip geğiriyorsun. Allah'ım bak yine yazık ya, Filistin'e vurdular diyorsun ve sonra bir beddua ediyorsun. Sen ne yaptın? Önce onu söyle. Yani toplum olarak kendimize bir bakalım. Yahu bize yazıklar olsun. Yani o kadar içim acıyor ki, ben hayatımda üstüne çay, yağ dökülmüş bir adamım ama hakikaten bu kadar cayır cayır yandığımı ben hatırlamıyorum. Şimdi bakıyorsun İstanbul'da 5 milyonluk, 3 milyonluk, 2 milyonluk meydanlar var bomboş. Ve bakıyorsun içim o kadar acıyor ki bazı sivil toplum kuruluşları İstanbul'da, Ankara'da, bazı illerde eylemler yapıyor ve o eylemlerde onda bile bir araya gelemiyoruz hocam. O diyor ki bunu ben yapıyorum, benim reklamım olsun. Bu diyor ki bunu ben yapıyorum, benim reklamım olsun. Abi burada ben de çok muzdaribim. O gösterilere katılıyoruz. Hocam bir STK, bir eylemi reklamı olsun diye abi yapıyor. Reklamı. Bu haysiyetsizliktir ya. Orada hiçbir bayrak açmayacaksın. Hiçbir lideri gündeme getirmeyeceksin. Orada mustazaflara, garibanlara, şehitlere, mazlumlara sahip çıkmak için ortaya çıkacaksın. Kalkıp orada reklamını yapmayacaksın ya. Bunu da bırakmamız lazım yani artık. Biz hala 5 milyon insanı barındıran Yeni Kapı'da arşı titreterek bir eylem yapmıyorsak, Ankara'da, İzmir'de, Erzurum'da, Giresun'da, Bursa'da milyonlar halinde sokaklara çıkmıyorsak, İsrail daha çok vurur, biz de kolamızı içerek, geğirerek İsrail'e daha çok beddua okuruz. Atatürk'ü, Allah'ı tetikçi gibi kullanmaya daha çok tevessül ederiz. Şimdi eski İsrail başbakanı sanırım dönüp diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de sizin sonunuzun geleceği söyleniyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Kur'an-ı Kerim'de bahsi edilen Müslümanlar geldiğinde onu düşünürüz diyor. Bunu İsrail başbakanı söylüyor. Şimdi dönüp baktığında Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Müslümanlar biz miyiz? Hakikaten bunu temsil ediyor muyuz? Bir dönüp buna bakmamız lazım. Ben şimdi haberlere bakıyorum. Venezuela ve Şili hocam. Bir ülke İsrail Büyükelçisini kovuyor, sınır dışı ediyor. Bir diğeri bütün ticari ve siyasi ilişkilerini sıfıra indirdiğini açıklıyor. Avrupa'da Yahudiler meydanlarda kendi ülkelerinin katliamını kınıyor.
bizden fazla toplanıyorlar. Ya. Bizden fazla toplanıyorlar ve biz dönüp evimizde sıcak kanepenin üzerinde uzanarak yazık ya yine Filistin vuruluyor diyoruz. Yahu be adam, gök gürlediğinde sen çocuğun korkuyor koynuna alıyorsun. Çocuğun korkuyor diye. Bir ülkede bombalar yağıyor çocukların üzerine. 50 tane çocuk ölmüş. Çocuğun dışarı çıktığında, yağmur yağdığında hastalanmasın diye üzerine örtüyorsun. Kaçırıyorsun, içeri gir diyorsun. Yani bunun illa senin çocuğunun olması mı gerekiyor? Bizim devlet olarak, millet olarak, halk olarak, birey olarak, hocam demin söyledi. Ya gidin bir markette şöyle bir oturun, iftar açmak için alışveriş yapanlara bakın. %90'ının aldığı kola kendi ismiyle çıkan kolaları alıyor. Kola içerek İsrail'i zehirliyoruz. Bugün dünyada en gerizekalı adam bilebiliyor be kardeşim. Onun belli bir katkısı İsrail'e yapılıyor. İsrail mallarının tamamını kullanıyoruz. İsrail'e destek veren bütün ülkelerin tamamının mallarını kullanıyoruz ama İsrail'i lanetliyoruz. Dönüp bakıyorsun, doların başında bunlar. Bir nevi Amerika'yı yöneten bunlar. Bir nevi bütün Avrupa ülkelerini yöneten bunlar. Medya bunların elinde. Parayı bunlar basıyor. Silah bunların elinde. Sen de buna var gücünle katkı veriyorsun ve dönüp diyorsun ki yazık Müslümanlar ölüyor. Ne? Ne yapıyorsun? Bu mu senin eylemin? Bundan mı ibaret kalacak yani? Ve dönüp dünyadaki bu tür eylemleri en hızlı ve en seri şekilde bitiren ülkelerin politik kararlarından ziyade milyonların sokağa çıkmasıdır. Bize bakın. Ya bu hükümet bu konuda ne karar aldı? Hı. İşte hani dünya lideri Tayyip Erdoğan, hani bilmem işte bizim Davutoğlu'muz, Arakan'da bir şey olur, Davutoğlu ne yapıyor? Burada bir şey olur, Davutoğlu ne yapıyor? Ya sen ne yapıyorsun be kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Aslında senden değil, benden başlamak lazım. Ben ne yapıyorum? Biz aynı ne yapıyoruz? Şeyi söylüyoruz. Ya bunu ya şimdi Gazze'de bir dram, bir trajedi, bir vahşet yaşanıyor. Aynı zamanda bu şehitlerin kanıyla bir bereket ortaya çıkıyor. Hocam buna ölü sevicilik diyorlar. Diyorlar ki İsrail yaşamak için mücadele ediyor. Filistinliler ölmek için mücadele ediyorlar. Zaten hak ediyorlar bunu. Yani kendi tarihlerine baktığında aslında çok iyi anlayacaklar ama bunu bile ıskalıyorlar. Ne demek olduğunu. Şimdi Gazze'deki o dökülen kanlar bence bir berekete sebep oluyor. Tekrar ümmetin ortaya çıkmasını bahsettiğimiz Endonezya'dan, Malezya'dan, Batı'dan birçok Müslümanın aslında hiç sokağa çıkılmamazlık diye bir şey yok. Çıkılıyor. Fakat istenilen derecede değil. Konu buraya gelmişken bir de şunu konuşalım. Mesela dün İstanbul İsrail Konsolosluğu'nun önünde ve Ankara Büyükelçiliği'nin önünde bazı olaylar yaşandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz o taşkınlıkları, taşlama olaylarını? Bunlar olması gereken şeyler mi? İsrail bu kadar masumunu katletmişken ben taş atmazsam, oraya saldırmazsam, oraya işgal etmezsem hakkını vermiş olmam doğru bir ifade ben mi? Ben bir cümleyle garip gelebilir. Belki çelişki de bulunabilir ama duygu yönünden hoşuma gidiyor. Akıl, mantık, izan, teenniyle, ağır başlıkla bakıldığında ölçülüp tartıldığında bu taşkınlığın ilk bakışta rahatlatıcı, içimizdeki öfkeyi biraz serinletici bir tarafı varsa da biraz daha geniş ölçekte sorunlu olduğu kanaatini taşıyorum. Ama açık söyleyeyim, bir Müslüman vicdanı olarak orada bir İsrail'in bir en ufak bir çimdik atılması bile beni mutlu ediyor. Duygusal olarak mutlu olduğum ama... Peki şununla kıyasladığımızda evet, doğru bir sonuca varabilir miyiz? Mesela... Niye yalan konuşayım yani? Zaten hep şeffaf konuşuyoruz, net evet, konuşuyoruz. Bu programın ayrıcalığı bu. Doğru ve yanlış da olsa bunları dile getiriyoruz. Mesela Mısır'da Sisi darbesinden sonra Mursi taraftarları... Mısırlılar değil, Mursi taraftarları değil. Mısırlılar Rabia Meydanı'nda toplandılar. Yine aynı şekilde işte... İhvan'ın önde gelen liderlerinden Muhammed Bedi'nin kızı, 17 yaşındaki kızı bir sniper tarafından şehit edildi. Ama buna rağmen oradaki topluluk bir taşkınla bir saldırıya geçmedi.
Oradaki durumun nezaketi buraya uyarlanabilir mi? Türkiye uyarlanıp arkadaşlar taşkınlık yapılmamalı, edilmemeli diyebilir miyiz? Yok, Taksim'de dün bir eylem yapıldı. Güzel bir eylemdi. Katılım, demin de söylediğim gibi, sağ olsun bizim STK'larımız, insani yardım kuruluşlarımız her biri kendi reklamını yapmak için eylem yapıyor ama Taksim'de bir eylem yapıldı. Yaprak kımıldamadı. Bunlar oluyor yani insani bir amaçla yapıldığında. Şöyle bir vandalizm şeklinde bir yakıp yıkmayı tasvip edemem. Ama şunu da söylemek zorundayım ki bir avuç Siyonist Yahudi'nin organize ettiği bir devlet 77 milyonluk bir Türkiye'nin içinden çıkıp giden bir yardım gemisini alıp çatır çatır anlarının ortasından indirip ve bunun da hiçbir şekilde bedelini ödemeden hala eli arkasında gezebiliyorsa bu benim kanıma dokunuyor. Bunun diplomatik olarak zararı karı hesabı yapılmıştır. Bugün itibariyle böyle bir tavır takınılmıştır. Ama bu benim kanıma dokunma duygumu ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla İsrail'i bir şekilde canını yakmanın mümkün olan ne yolu varsa yapılmalı. Biraz da onun canı yansın. Ama yansın yani. Canı yanarken masumların değil, sivillerin değil. Canım yani ben şimdi değil. Bunu söylerken içimizden bir tane kendini feda etmeye hazır bir adamın beline bombayı saralım, götürüp İsrail'in en kalabalık şehirlerinin orta yerinde bir meydanda patlattıralım demiyorum hocam. Devlet olarak bu devletin de kulağının çekilmesi, bu eşkıyalığına bir son verilmesi ne gerekiyorsa artık bunu devlet olarak ticaret ilişkimizi mi keseriz, biz millet olarak bunların ürünlerine tepki mi koyarız, gözünü korkutacak bir 5 milyonluk bir miting yapıp ortalığı sallar mıyız, bir şeyler yapmamız lazım. Hocam dikkatinizi çekiyor evet. mu? Yani bundan 3-5 yıl önce veya bundan birkaç yıl önce bu tür İsrail'den gelen bu tür saldırılar Türkiye ve bazı İslam ülkelerinde de ciddi bir infiale neden oluyordu. Artık dünya izliyor. Yani atılan o fosfor bombaları havai fişek gibi izleniyor. Dünya trafik kazalarında veya uçak kazalarında ölen insanlar kadar Filistin'de ölen çocuklara yer vermiyor. Alıştık, kanıksadık. Ve buna bir tepki verme durumumuz, tepkimiz gitgide zayıflıyor. Şunu altını çize çize söylemek lazım. Hani o meşhur slogan var ya, susma sıra sana gelecek. Orta Doğu'da yaşananlar sıra Türkiye'ye geliyor dedirtiyor. O Orta Doğu'daki olaylara baktığında, Orta Doğu'daki o dengelere baktığında, bakın bütün bizim okurlarımız da dikkat çekiyor. Orta Doğu'da İslam'ın halifesi diyen Zibidi, IŞİD'in lideri, tek bir kelime söylüyor mu hocam İsrail'e? İsrail'e değil de Hamas'a söylüyor. Hamas'ı tekfir ediyor. Tabii. Onlar bizim deli olanlarımız, zibidilerimiz. Bunlar bizim başımızın püsküllü belaları. Böyle gerizekalılarımız hiç tarih boyunca eksik olmadı. Hazreti Ali'yi canından bezdiren haricilerden tutun. O gün bugündür böyle hamakat ehli çok var. Maalesef bu ümmet bu kadar ahmak hep üretiyor. Ama bu dünya dediğiniz şey ahlaksızlığın kitabını yazıyorlar. Bu ahlaksızlığın kitabını yazarken de geçmişten kalan kuyruk acıları var. Söyleyebilirim. Kudüs bugün Yahudilik, Müslümanlık üzerinden bir tartışma zemini olsa da bu suskun kalan büyük dünyanın, bu Hristiyan aleminin Selahaddin Eyyubilerden kalan bir acıları var. Osmanlı'dan kalan kuyruk acıları var. Ya dolayısıyla bu burada İsrail'e dur denilmesi topyekün Müslümanlığın hanesine artı girecek. Türkiye'nin itibarını yükseltecek. Muhtemel İslam dünyasının daha güçlenmesini, kendini özgüvende hissetmesine vesile olacak. Ben Hristiyan olarak yapar mıyım bunu? Yapmam. Bir de bir şey daha yapmam. Var. Onun için dünya derken
sadece ya bunu söylemeye gerek yok. Yani siz niye susuyorsunuz? Siz insan değil misiniz? Vicdanınız yok mu? Ya bunların vicdanı olsa bir Portekiz'in, bir Hollanda'nın ta Güney Amerika'da kolonisi olur muydu Allah aşkına ya? Bunların vicdanı, izanı var. Burayı geçelim hocam. Asıl soru şu. 1,5 milyar Müslüman insan var dünyada. Biz kendimize dönüp bu 1,5 milyar Müslümanı bir şekilde monoblok bir gövde haline getirmenin topyekün bir şekilde tek yürek, tek bilek olup bu bile kalkıp bu yumruğu İsrail'in başına indirmenin en kısa ve kestirmeden yolunu bulmak zorundayız. Hocam bu açıdan Gazze çok evet. önemli. Çünkü evet. bu sancak Gazze'de düştü. Evet. Bırakın bu dünyadan medet umma işini bırakın. Şimdi Gazze dedin de CNN'in muhabiri Filistin'e bombalar düşerken İsrailliler orada izliyor, alkışlıyor. Sadece onları gösteriyor ve alkışlıyorlar dedi diye CNN muhabirini apar topar o bölgeden çekiyor, Rusya'ya gönderiyor. Ayrıca neredeydi? NBC'de oradaki sahildeki katliam fotoğraflarını gösteriyor diye oradaki muhabirini alıyor, başka bir yere gönderiyor. Ama bunlar, Gezi Parkı'nda kendini... Bunlar Gezi Parkı'nda 10'ar saat, 15'er saat yayın yapanlar vardı. Ve çok içim acıyarak söylüyorum. İsrail sadece İsrail'dekiler değil. Bir o kadar da bizim içimizdeki İsrailliler var. Oraya gelelim şimdi tam yerine gelmişken. Yani yoğun bir şekilde tweet de geliyor hocam. Vicdan falan kalmamış. Şimdi güneyde sevilen ülke tırnak içinde tabirini duyduk geçmişte 17 Aralık'tan bu yana. Çıt diyor. Paralel medyaya baktığında İsrail'in bu soykırımına karşı nasıl bir tavır görüyorsun? Şimdi ilk defa paralel medyayı gündeme getirmeyelim. Daha es geçelim, önce, Gazze'yi merkeze alalım dedim ama maalesef bu duruşlarıyla tekrar kendilerini gündeme getirdiler. Şimdi daha önce bu operasyonlar büyük bir şekilde başlamadan önce İsrail'in küçük bir operasyonu olmuştu. Bazı Filistinlilerin evlerine. Paralel medyada yer alan başlık şeydi, terör yuvalarına baskın düzenliyor demişti. Şimdi Müslüman bölgedeki masum halkın, masum halkı terörist diye ilan ediyor. İsrail'de işgal ettiği topraklarda yaptığı operasyondan dolayı haklı bir duruma getiriyor. Doğru. Yani biz bunu Mavi Marmara olayında da gördük. Otoriteye baş kaldırmamalı diyen mübarek aslında o günlerde de işin rengini çok iyi belli etmişti. Vallahi utanmasalar, yani taşlanmayacaklarını bilseler, Filistin'i topyekün terörist ilan ederler. İsrail'i dünyanın en börtü böcek şeklindeki en sevimli ülkesi ilan eder. Başımıza çıkarırlar. Çığır ben, açan lider. Tabii. Ariel Sharon'a, Beyrut kasabına böyle bir atıfta bulundular. Tabii. Sıfat kullandılar. Vefatı gebermesinden sonra vefat demeyelim de Ariel Sharon için. İlişkileri bozmamak lazım. Hı hı. Şimdi dilerseniz eğer hazırsa değerli yönetmenimizden rica edelim. Peki, hazır olduğunda bir Kudüs'teki daimi abimiz Musa İcazi'ye bir dönelim. Evet. Güncel gelişmeler nelerdir, neler oluyor? Hocam bu arada ben yine tweetlere bakıyorum da yoğun bir şekilde şöyle bir tweet de geliyor. Keşke Hitler yarım bıraktığı işi tam tamamlasaydı da bu Yahudileri kökten bir halletseydi. Bu yanlış bir şimdi şey. Da, şeye bakıyoruz. Şeye bakıyoruz. Ya biz bugün Yahudileri niye eleştiriyoruz? Bakın soykırıma tabi oldunuz. Bugün siz soykırım yapıyorsunuz. Yani düşmanların senin öğretmenin olmaya başladığında sen aynileşiyorsun. Bir farkın kalmıyor. Bu da Türkiye'nin... şey. Bu burada da akıl başka bir şey söylüyor. Bu duygu tarafı yoğun bir şey. Tweet bunlar. Biraz önce bana sorduğunuz soruda hani dediğin ama gibi. Bir kavme olan öfkemiz, kinimiz tabii, bizi tabii. adaletten alıkoymamalı. Evet, yani burada biraz daha aklı selimle düşünmek lazım. Çünkü Hitler orada bir Siyonizm, bir Yahudi milliyetçiliği üzerinden bir operasyon düzenlemiyor. Topyekün bir jenositin peşinde. Yani bir soykırımın peşinde.
Yani dünyaya gelmiş Yahudi anne babadan bir çocuk, bir insan bu şiddetin hiçbir yanında yeri almamış ise sırf Museviliği benimsemiş diye siz bir insanı nasıl ortadan kaldırırsınız? Hocam, o zaman bu yaptığınızın Bosna Hersek'te Boşnaklara yapılanlarla ne farkı kalır ya? Tabii. Evet. Musa İcazi hazırmış. Evet. Musa abi sesimizi alabiliyor musun? Evet, duyuyorum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam abi. Öncelikle abi bu saldırılardan siz etkileniyor musunuz bilfiil? İsrail'in saldırılarından Kudüs'te. Hepinize Kudüs'ten ve Filistin'den selamlar. Biz Türk kanallarını takip ediyoruz ve Türkiye'deki yapılan çalışmaları Allah razı olsun sizden. Hamdolsun bizim durumumuz iyidir. Bu Gazze'deki dereneciyi görünce işte şeref günlerini yeniden böyle Hamas bize getiriyor. Biliyorsunuz bilmiyorum bugün İsrail yine Mezdaksa'daki gösteriyi saldırdı. En azından 1000 asker Mezdaksa'nın içine girip yaşlıları, imamları, Mezdaksa'nın müdürlüğünü de vurup yaradılar. Fakat yine hamdolsun yani moralimiz çok iyidir. Özellikle dünkü Türkiye'deki yapılan çalışmaları biz takip ettik, izledik. İnternette, televizyonlarda Türkiye'deki kardeşlerimizin İsrail'e karşı yaptıkları gösterileri biz gördük. Allah razı olsun bizden. Şimdi İsrail'in gerekçesi, Gazze'ye saldırı gerekçesi, Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze'deki tünelleri imha etmek. 50 çocuğu öldürerek mi? Şimdi İsrail hakikaten bu gerekçeyle mi Gazze'ye saldırıyor yoksa başka örtülü gerekçeleri var mı? Bak, Arap ülkelerinden tek bir Gazze kaldı maalesef. Yani şerefli olan millet oradadır. Tabii İsrail bu şerif direnecin kırmasını istiyor. Çünkü yandaki komşular Saudi Arabistan'dan başlayarak Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan'ı görünce hepsi teslim ettiler yani İsrail'e. İstediğini yapabilir İsrail onlarca ve Gazze'deki direnci kırmak için elinden geleni yapıyor. Tabii onların petrolüyle Suudi Arabistan'dan gelen uçakların yakıtıyla Mısır'dan gelen destekle işte onlar tabii bir bu Gazze'deki tünelleri yıkmaya geldi. Aslında hayır. Gazze'deki iradeyi vurmaya geldiler. Bir de tünelleri biraz başarılar yaptılar. Yani birkaç tüneli yıktılar. Fakat biliyorsunuz Gazze'deki 1,5 Gazze'li var, Filistinli var. Orada da işsizlik çok. Yani o İsrail'in yıktığı tüneller bir ay içinde inşallah yeniden yapacağız. Bir de yanlışlardan faydalanarak daha güzel tüneller yapacağız. Yani şimdiki tüneller biliyorsunuz Gazze'nin altında başka bir ülke vardı. Yani İsrail bizi kırmaya çalışıyor. Fakat biliyorsunuz yani. Abi bir şey sorabilir miyim müsaadenle? Şimdi 2008 yılındaki saldırısında, kara saldırısında İsrail 10 askeri öldü ve ondan sonra hemen apar topar geri çekildi. Peki bu iki gündür süren kara harekatında İsrail'in Hamas ve İslami Cihat örgütüne karşı bir kaybı, askeri kaybı oldu mu? Tabii vardır. Bir de bugün İsrail ikinci kanalında gösterilen bazı
askerlerin çektikleri özel telefonlarından çektikleri resimler yayınlandı. İşte tabii biraz şeyin kontrolünü geçtikten sonra 30 tane filmden yalnız 8 film gösterdiler. Bu demek ki 22 film gösterilmedi. Onlardan çok ölenler vardır. Şimdi mesela askerlerden birisi bir İsrail tankı topundan öldüğünü açıkladılar. Yani kardeş atışından. İnşallah zaten günler geçtikçe, birkaç gün geçtikten sonra göreceksiniz ki ne kadar kayıplar verdiler. Ve Hamasçılar zaten bekliyorlar. Yani oradaki kardeşler bekliyorlar. Ve İsrail'in ilerlediği mesafe belki 200 metre, 300 metre. Boş arazilerde ilerlediler. Ödlek. Topu ve tankları kullanıyorlar. Yani böyle tanklardan inemiyorlar. Siz bilmiyorum 2008 yılında ve 2012 savaşında askerlere çocukların kullandıkları bombardı tanklarda koydular. Bilmiyorum anlaşılırsa bombard. Çocuklar için kullanılan bombard. Yani onlar kendi ihtiyaçlarını tuvalete gidemiyorlar. Tanklarda kalırlar. Tuvalete gitme yerinde askerlere bombard getiriyorlar. Yani ama razı olsun durum çok iyi Gazze'de. Yani moraller yüksek, kesinlikle korku yok. Asıl korkan o devasa silahlarına sahip olan İsrail askerleri tanklarından dışarı çıkamıyorlar. Aslında tam da bir kara harekatı söz konusu değil. Ben diğer bir konuyu sorayım, son bir soru. Eğer arkadaşların sorusu yoksa. Aslında İsrail'in Gazze'ye karadan hareketle başlattığı asıl amacı daha önce El Fetih ve Hamas arasındaki ulusal birlik hükümetini bölmek noktasında bir girişim bu aslında bakıldığında. Peki Filistinlerin şu anda El Fetih'e bakış açısı nedir? El Fetih'in özellikle Gazze'deki İsrail saldırısına karşı tutumu nedir? Bakınız, Al-Fatih'in adamları yollarda gezmekten şimdi utanıyorlar. Yani sanırım ki inşallah bu savaştan sonra Al-Fatih örgütü bitecektir. Yani yalnız birkaç işte yüksek yerlerde yani... Niye sokaklarda gezmekten... Adamlarından... Musa abi burayı biraz açalım. Türkiye'de çok bilinmiyor. El-Fetih yetkilileri Filistin sokaklarında gezmekten niye utanıyorlar? Çünkü onlar maalesef Sisi'yi tuttular. Suudi Arabistan'ın siyasetine bağlı oldular. Maalesef işte ihanetçi rejimlere bağlandılar ve buradaki halk onlardan hiç razı değil. Yani mesela kendi El-Fetih adamları özellikle gençlerden bahsedince gençler artık bıktılar El-Fetih politikasından. Ve maalesef işte o Mısır'la yapılan anlaşma, ateşkes anlaşması, bu tartışma sabahın Sisi tarafından ve Netanyahu tarafından hazırlanan bu kötü anlaşmadan hiç kimse razı değil. Ve Abbas onu kabul etti. Yani Abbas zilleti çok sevdi. Suudi Arabistan'ın parasından çok razıdır. İşte bu zilleti biz kabul etmiyoruz. Ve halk yani inanınız ki yani bugündeki mezdaksızlık yapılan gösteride hem Netanyahu'ya karşı hem Abbas'a ve hem Sisi'ye karşı sloganlar atıldı. Ve İsrailliler girdikten yarım saat sonra çıktılar. Çünkü gördüler ki yani yaşlılardan başlayarak, hanımlardan başlayarak hiç kimse mezdaktayı bırakmak istemedi. Çünkü onlar bizi kovmaya çalıştılar mezdaktadan dışarıya, kapıların dışına. Ve fakat millet oturup yani ses bombalarını attılar, plastik mermilerini attılar. Millet sona kadar savaştı. İşte bu moral
Allah'tandır geldi bize ve Gazze'deki direnişi görünce artık kanımızı dökmeye hazırız burada. Ve en yakın zamanda inşallah hepimiz keşke böyle yani Müslüman ülkelerindeki mağazalarda bulunan silahın %5'ini verirlerse bize, inanırız ki gelecek cuma inşallah beraber namazımızı kılacağız Mescid-i Aksa'da. İnşallah abi. Ben katılımın için, düşüncelerin için, sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'li Müslümanlardan bir isteğiniz, bir talebiniz var mı abi? Allah razı olsun. Bakınız bir şey yapabilirsiniz bize. Bir, politik sahasında Türkiye'nin, Türkiye'deki hükümetin yapabileceği çok iş var. Avrupa'yı başvurup ve Avrupa'daki hükümetlere başvurup münafıklığını göstermeye çalışsınlar daha fazla. Çünkü bu Merkel'den başlayarak Almanya'nın tutumu sanki İsraillerden daha fazla İsrailli olduğunu ispat etti. Ve münafık Amerika'ya böyle gösterin, ne kadar gösterebilirseniz gösterin, yani gösteriler de işte bu Avrupa'nın tutumunu kınamak için elinizden gelen yapın. İkincisi ise tabi hadis-i şerifte yazılan Kudüs'a ve Mescid-i Aksa'nın kandillerine zeytinyağı getirin. Bu demek ki elinizden gelen bütün yardımları verin Gazze'ye, yani para yardımı, ilaç, gıda maddelerinin sokmasına çalışmanız lazımdır. Ve Allah razı olsun sizden, çünkü Türkiye'nin tutumu en ileri tutumlardan birisi. Hepimiz yani memnunuz, bir de size dua ediyoruz. Allah abi olsun. Biz de sizden memnunuz, sizden razıyız. Arkanızdayız inşallah sonuna kadar. Allah'a emanet olun, Allah yardımcınız olsun. Hayırlı geceler abi. Hayırlı geceler. Hocam, bu konuyla ilgili biraz yorumlara bakalım mı? Tabii tabii. Şimdi Özkan Demirkıran Burcu demiş ki hükümetimiz İsrail'le olan bütün ilişkileri bitirmeli. Şili ve Venezuela gibi olmalı demiş. Katılıyorum. Ama toplumsal olarak da vereceğimiz bir tepki var. Her şeyi de topu hükümete ve Allah'a atmamamız lazım diyorum. Devam ediyoruz. Kadir Coşkun demiş ki Süleyman Bey, Gezi'yi destekleyen ünlülerden, lojistik destek sağlayan firmalardan bir tanesinin bile Filistin için tek kelime etmemesi tesadüf müdür demiş hocam? Değil tesadüf. Değil. Tesadüftür tesadüf. Kedidir. Bugün bir okur bana bir mail şey atmış, tweet atmış. Demiş ki Süleyman Bey, bir alim bana anlattı. Elinize bir taş alıp bir dua okuyup attığınızda o taş mutlaka İsrailli bir askerin kafasına isabet ediyormuş diye bir şey yazmış. Dedim ki o taş benim elime geçse senin kafanın ortasına vururum, yemin ediyorum. Yani eğer senin eylem şeklin buysa ben senin o güzel kafanı yarmayı çok isterdim dedim. Bizim hakikaten eylem şeklimiz bu olmuş artık. O kadar çok yorum var ki aradan bulabildiklerimi hemen şey yapacağım. Behlül Bera demiş, bütün partiler ve STK'lar bir araya gelmeli ve Yeni Kapı'da 2 milyonluk bir miting yapılmalı. Başından beri ben aynı şeyi söylüyorum. Katılıyorum da. Bölük pörçük şeyler olmamalı. Neşe Uzun Duruan, yakında İsrail Türkiye'ye girecek ve biz yine sessiz kalacağız herhalde demiş. Bizim sessizliğimizi sessizliğimize dikkat çekmiş. Bu arada bugün Melisa Türkmen daha söylemiş şunları. Süleyman Özışık abi, bir ağacı bahane edip ülkemizi yakıp yıkanlara sorar mısın? Ağaç için, ağaç kadar değeri yok mu bir Filistinli'nin demiş. Yok. Eğer yok. O plajda 4 tane fok öldürülmüş olsaydı, evet, dünya ayağa kalkardı. Ama bu arada bu Ekrem Dumanlı'nın bir yazısı vardı. Yani hakikaten gülünecek bir yazıydı. Acziyet örneğiydi. Hoca Efendi'nin bu konudaki sessizliği için onun sessizliği çığlıktır demiş. Ona çok büyük tepki var. Ya Allah bunları tiksinti duygusu ne yarar diye insanlar fark etsin diye mi yarattı bunları ya? Ya o ben, sessizliği niye bu nasıl, bu ne kadar iğrenç, tiksindirici bir tevilcilik ya?
Bu nasıl bir üslup? Bunlar aynı sessizliği bir dindarlığı, Müslümanlığı açık aşikar olan bir devletin önderine niye göstermedi? Niye beddua etti? Ses çıkardığı zaman da ne istikamette ses çıkardığını da ben unutmadım. Saddam'ın yıllar önce attığı füzenin İsrail'e düşüşünde ne dedi? Vah, şu anda o Yahudi çocuklar nasıl da korkmuşturlar. Ciğerime dalıyor. Değil mi hocam? Demek şuna, hocam bu bunların var ya bunların. Bunların bir tek dinleri var. Sadece kendi örgütlerinin dini. Bir tek Allah'ları var. Sadece cemaatlerinin Allah'ı. Yahudilikle çok örtüşen tarafları var. Bunlar da aynen kendilerini seçkinsiz zikrederler. Bunlar için diğer bütün Müslümanlar aynı Yahudilerin algısı gibi bütün insanlar onlara hizmet için vardır. Biz de onların marabası hükmündeyizdir. Tanrı da bunlara çalışır. Peygamber de bunların emir eridir. Ya bunları konuşmayın ya. İbrahim, bunlardan bahsetmeyin ya. Hocam aslında bizim hiç yorum yapmamıza gerek yok. Hakikaten yazdıkları her yazıyla kendi kendilerini rezil edip duruyorlar. İbrahim Ethem Polat, küçük eylemler İsrail'in işine gelir. İçimizdeki gaz ve kin boşalır ancak. Eylem etkili olmayınca İsrail daha da büyür demiş. Süleyman abi, bu arada son 40 dakikaya giriyoruz. Hı-hı. Anlatacağın çok önemli hususlar var. Eğer uzatırsak bu sarkabilir. Bu arada Aynur Keleş ve birçok arkadaşım, hı-hı, Hatice Çayır, Nalan Yaman Yüksel, İlker Batmaz, Emre Ateş, Esra Apa, sayısız arkadaş boykot konusunda çok ısrarlı ve toplu ve büyük bir eylem konusunda bir teklifleri var. Ben son bir hatırlatmada bulunup bu Gazze olayını şimdilik bitirelim. İnşallah ilerleyen programlarda konuşmaya devam ederiz. Gazze deyince şöyle bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Uzunluğu 41 kilometre, genişliği 6 ve 12 kilometre, yüz ölçümü 360 kilometre kare. Yani bir Yalova'dan daha küçük. Nüfusu ise 2011 verilerine göre 1.7 milyon. Yani dünyada metrekareye düşen insan sayısının en yoğun olduğu yer. Böyle bir yerde 1.7 milyon insan yaşamaya çalışıyor. Fotoğrafı da görmek lazım. Boykot talepleri çığ gibi. Yani Ayşe Atsız, Yasemin Üzer, Seher Kaylak Güler, Kamil Elif Ersoy, Meher Zayn, herkes aynı dili konuşuyor. Biz sadece sosyal medya üzerinde mi bu kadar organize olabiliyoruz? Bunu niye marketlere gidince sokakta çok iyi organize edemiyoruz? Aslında bizim geniş geniş bunu da konuşmamız lazım. İnşallah. Şimdi şeyle başlayalım istersen. Savcı Öz yine kendince gündemi belirlemeye çalışıyor attığı tweetlerle. Gene. Şimdi attığı tweet şu, tartışmaya sebep olan son tweeti. Son asırda kimse diktatörlüğe özenmesin. Sonu Saddam gibi, Kaddafi gibi olacaktır. Kim olursa olsun hukuksuzluğu benimseyen hesabını verecektir, dedi. Aslında burada ima ettiği kişi Tayyip Erdoğan. Diyor ki sen bugünün diktatörlüğüne oynuyorsun, geçmişteki diktatörlerin başına ne geldiğini gör, ayağını denk al demeye getiriyor. Ve bunu bir hukuk adamı söylüyor. Hukuk adamı olduğunu kim söyledi ya? Kimliği öyle hocam. Kimliği öyle. Şimdi bu üslubla bir savcı kalkıp bu kadar üst perdeden meydan okuyorsa, bunun hukukla veyahut devletin mekanizmalarıyla kulağından tutulacak, nasıl ve en etkili şekilde dersi verilirse bunun verilmesi gerekir. Bunu verecek olan ben değilim. Verilmeye çalışıldı. Evet, nasıl verilecek hocam? Şimdi bu sözden dolayı hakkında bir soruşturma başlatıyor savcının biri. Savcı hakkında anında HSYK devreye giriyor, inceleme başlatıyor. Anında, yani dokunamazsın dercesine hakkında bir inceleme başlatıyor. Nasıl zaten bu pervasızlık da burayla ilgili. Yani bakın, bir Milli Eğitim bünyesinden çok tanınmış sivri bir isim çıkıp böyle bir üslup kullanamıyor. Bir başka kurumdan çıkıp kullanamıyor. Sadece burada öbeklenmişler. Yargıyı resmen, açık söylüyorum, ele geçirmişler. O yargının ilginçtir. Devletin gücünü arkasında, devletin kendilerine verdiği o makamdan aldıkları gücü kullanarak
bir derebey gibi oradan meydan okuyorlar. Biz burada Savcı Zekeriya Öz'ün... Bu da bu ülke insanı için bir vatandaş olarak tıpkı İsrail'in ümmete karşı, bütün dünyaya karşı Müslümanlara ne yapıyorsa, o kanıma dokunuyorsa, birinin de çıkıp bütün devlete ve devleti temsil makamındaki en üst mertebedeki kişiye bu küstahça üslubu kullanması, ondan sonra da eli arkasında gezmesi, o da benim kanıma dokunuyor. Artık yeter yani. Ya bu pervasızlığın bir dersi verilmeli artık. Yani bu nasıl verilecekse verilmeli. Hocam biri kalkıp... Ya şu sizin canınızı yakmıyor mu ya? Hocam şöyle anlatayım size. Yani yıllarca başında bir takke, Allah deyip ağlayan, peygamber deyip öbür tarafa bayılan bir adamın organize ettiği bir grup, Allah deyip tesbih çekeceğini, çünkü bize öyle öyle, bizim işimiz bu diye, hizmet edeceğini, çoluk çocuk yetiştireceğini, tweet atarak, başbakan işte seni, ya akıbetin bilmem ne olur. Bu hangi dinin neyin hizmeti? Bundan ziyade şöyle bir durum var hocam. Bu neyin vaazı, bu neyin Kur'an'ı, bu kimin peygamberi, bu neyin hadisi? Hocam, sen 25 sene bir televizyon ekranında arkanda iki sıralık kütüphane rafı önünde Allah dedin ağladın, peygamber dedin ağladın, o kadar da cemaat tanıdım. Hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Hocam, bu nedir ya? Cevabını çok güzel siz kendiniz verdiniz biraz önce. Aslında paralel yapın neyse, Siyonizm de o. Pervasız bir şekilde dünyayı takmadan dilediğini yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi başbakan haşhaşı deyince birçok kişi kızdı. Al sana haşhaşı. Türkiye temiz eller savcısının hukuk anlayışını burada gördü. Linç mantalitesiyle yıllardır bizim Türkiye temizleniyor derken insanları linç ederek bir diktatör edasıyla, bir diktatör ruhuyla ve bir ezme, bir öldürme, bir katletme ruhuyla insanları öldürdüğünü, hayatını kararttığını Türkiye Savcı Öz'ün kendi ağzından dinliyor. Kafa bu, yapı bu. Ama Savcı Öz'ün bunları söylemeden önce çıkıp şunu söylemesi lazım. Ben hala oradayım. Ali Ağaoğlu'nun sırtından gittiği tatillerin hesabını bana versin bir. Yarın öbür gün, iki gün sonra faturalarımı göstereceğim, kendi cebimden gittim diyordu. Ben hala o faturaları bekliyorum. Yani hırsızlıkta hırsızlık, yolsuzluksa yolsuzluk. En az kendisi de bir o kadar bu işlerin içine batmış, rezillik içinde birisi. Laleli'deki otel sahipleri kendisini çok güzel anıyor. Güzeli tırnak içinde söylüyorum. Çok güzel anıyor. Önce o gittiği tatillerin yaptığı usulsüzlüklerin hesabını versin. Şimdi hocam. Hocam bir oraya geçmeden, şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Anlatacağın çok değerli, çok çarpıcı, ilk defa şu an itibariyle gündeme gelecek bilgiler var. İstersen nokta atışı yapalım. Tek tek giderim. Evet. Şimdi tekrar 7 Şubat 2012'ye gidelim. Ne yaşandı orada? Hakan Fidan'ın gözaltına alınmaya çalışılması. Şimdi biraz kısaca onun öncesini anlatalım. Neydi? Eylül ayı 2011 yılında Oslo'da Hakan Fidan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak İngiltere'nin koordinatörlüğünde Mustafa Karasu ve Sabri Ok örgüt temsilcileri olarak bir araya geliyorlar ve bu sorunu, Kürt sorununu, PKK sorununu nasıl halledebiliriz diye bir görüşme yapıyorlar. Evet. Ve sonra bunlar ne oluyor? Buradaki şeyler deşifre ediliyor, sızdırılıyor. Değil mi? Evet. Ve daha sonra savcı buradaki bilgilere, sızdırılan bilgilere, haberlere istinaden 7 Şubat 2012 yılında Hakan Fidan'a soruşturma ifadesini almak için telefon açıyor. Ondan sonrasını senden dinleyelim. Şimdi bu telefonun açılış saati çok kritik bir saat. Hocam, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. O gün ameliyatı var. Ameliyata gidecek. Ve bu özellikle takip ediliyor. Başbakanın ameliyata gireceği saat özellikle belirleniyor. Niye belirleniyor? Onu bunun sonunda anlatacağım. Daha muttaki olmak için, daha iyi Müslüman olmak için yapıyor. Onu anlatacağım hocam. Tabii. Hı-hı.